Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane ustasından öğrenmiş olduğum süt ve su kullanmadan hazırladığımız hakiki pastane kurabiyesinin tarifini veriyorum. Dilerseniz bu güzel tarifimizin yapımına hamurunu hazırlamakla başlayalım. Öncelikle uygun bir yoğurma kabımın içerisine 6 su bardağı elemiş olduğum unumu alıyorum. Daha sonra unumun üzerine 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ederek unumu güzelce karıştırıyorum. Elimle videomda da görmüş olduğunuz şekilde. İlave etmiş olduğum malzemeleri elimle güzelce karıştırdıktan sonra unumun ortasına kocaman bir havuz açıyorum ve içerisine 3 adet yumurtamı 1 su bardağı yoğurtu 250 gram oda ısısında bekletmiş olduğum margarinimi ilave ediyorum. Bu arada kullanmış olduğum malzemelerin tamamı oda ısısında bekledi arkadaşlar. Malzemelerimi ilave ettikten sonra elimle güzelce yoğuruyorum. Videomda da görmüş olduğumuz şekilde unumu yavaş yavaş ilave etmiş olduğum malzemelerime yediriyorum. Hamurum yoğurma kabımın içerisinde biraz toparlandıktan sonra daha rahat yoğurabilmek için hemen tezgahımın üzerine alıyorum ve tezgahımın üzerinde 10 dakika boyunca bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. 10 dakikanın sonunda hamurum güzel bir şekilde toparlandı kıvamının bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar e, ee, çok yumuşak bir hamur hazırlamıyoruz biraz sert bir hamur olması gerekiyor hemen şöyle hamurun kıvamını da sizlere göstereyim hamurumu videomda görmüş olduğumuz şekilde iki parçaya hamur kesme aparatım ile bölüyorum daha sonra mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum çok küçük bezede olmayacak çok büyük de olmayacak arkadaşlar Bezelerimizin orta büyüklükte, mandalina büyüklüğünde olması gerekiyor. Hemen parçaları elim avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Dilerseniz avuç içinize, dilerseniz e, şimdi hazırlamış olduğum gibi masanızda yuvarlayarak bezelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Bezelerimin tamamını hazırlıyorum. Vermiş olduğum ölçülerden toplamda 20 adet poğaça çıkıyor arkadaşlar. Okulların açılmasına da az kalmışken bu poğaçalardan bol bol hazırlayıp derin dondurucunuza kaldırabilirsiniz. Bezelerimi hazırladıktan sonra 5 dakika boyunca e, tezgahımın üzerinde dinlendirdim. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi avuç içimin e, dış kısmıyla bastırarak bezelerimi açıyorum. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra orta kısmına kaşar peynirimi alıyorum. Ben poğaçamda kaşar peyniri kullandım. Dilerseniz beyaz peynirle veya da zeytinle hazırlayabilirsiniz. Ben bu tariften bol bol hazırlayıp derin dondurucuma kaldırıyorum arkadaşlar. Ani bir misafir geldiğinde veya da çocuklarımızın beslenmesine hemen çıkartıp e, mikrodalga fırınınızda ısıtıp e, servis edebilirsiniz. Kaşar peynirini de ilave ettikten sonra tekrardan poğaçalarımı elimle katlıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri de ile birlikte açıklamalar kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan da bakarak faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın lütfen. Hemen şöyle sizlere de bir hatırlatma yapayım. Kanalıma ilk defa bu tarifle denk geldiyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, daha sonra paylaşacağım videolarımdan haberdar olabilmeniz için bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Poğaçalarımı tekrar katladıktan sonra e, elimin bu dış kısmıyla e, baş parmağımın dış kısmıyla görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımın tam orta kısmına bastırıyorum. Bu şekilde poğaçalarıma şeklini veriyorum. Daha sonra biraz sıvı yağ ile yağlamış olduğum fırın tepsimin içerisine poğaçalarımı alıyorum. Poğaçalarımı tepsimin içerisine aldıktan sonra bir adet yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığın ucu ile pekmez ilave ediyorum. Daha sonra yumurta sarım ve pekmez karışımımı poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra da hemen bir çatal yardımı ile üzerlerine şekil veriyorum. Poğaçalarıma şeklini verdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınımın alt üst ayarında poğaçalarımı pişiriyorum. Çok yüksek harlı bir ateşte pişirmiyoruz. 180 derece yeterli oluyor poğaçalarımızın pişmesinde. E, fark ettiyseniz arkadaşlar poğaçamızda mayalandırma işlemi yapmıyoruz. E, mayalandırma işlemi poğaçalarımız pişerken. Fırında oluyor. Ee, fırınımızı bu yüzden önceden ısıtmamız çok önemli. Kesinlikle soğuk fırına atmıyoruz. Fırını ısıttıktan sonra poğaçalarımızı fırına veriyoruz. Sıcak fırına girdiği zaman poğaçalarımız e, fırında güzel bir şekilde kabarıyor. Hemen poğaçalarımı fırına gönderiyorum. Yaklaşık 20 dakika sonunda poğaçan fırından çıktığı güzelce altı üstü nar gibi kızardı. Hemen şöyle bir tanesinin iç dokusunu sizlere de göstermek istiyorum. Ee, böyle puf puf bir poğaça olmuyor. Onu bildireyim sizler arkadaşlar. Hafiften kıyır kıyır bir kurabiye oluyor. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi eklemiş olduğum kaşar peyniri de güzelce eridi. Muhteşem poğaçalarımız hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.